Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz Müslümanlar, Kur'an'a iman eden ümmeti Muhammed olarak İsa aleyhisselamın doğum tarihi ile ilgili ne düşünüyoruz, ne düşünmemiz, ne inanmamız gerekiyor sorusuna cevabımız şudur. İsa aleyhisselam 25 Aralık veya Ocak'ta doğdu gibi düşünüyor Hristiyanlar böyle öğütlüyorlar. Bize göre bu tarih çok önemli olmamakla beraber, yani 25 Ocak olsa ne olur, 25 Eylül olsa ne olur? Biz İsa Aleyhisselamı peygamber olarak iman ediyoruz. Çok mu önemli hangi gün doğduğu? Kendi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi gün doğduğunu çok önemsiyor muyuz? Niçin doğduğunu önemsiyoruz. Niçin doğdu? Peşinden gidelim diye doğdu. Bir Eylül'de de doğsaydı, bir Aralık'ta da doğsaydı, ben onun peşinden gitmediğim sürece bana faydası olmayacaktı. Ben peşinden gitmeyi, şeriatıyla yaşamayı becerebilirsem istediği tarihte doğsun bir şey değişmiyor. Ama buna rağmen 25 Aralık'a itirazımız var. Neden? Çünkü kitabımız Kur'an-ı Kerim, Meryem suresinin 23, 24, 25, 26. ayetlerinde İsa aleyhisselamın doğumundan bahsederken Meryem annemizi onu doğurduğu sahneden bahsederken bir hurma ağacının altına git, hurma ağacını salla, sen hem çocuğu doğurursun hem düşen meyveleri yersin diyor ayet orada. Bundan da anlaşılıyor ki Filistin yöresinde hurmaların salkım olup yere döküleceği tarihte İsa Aleyhisselam'ın doğduğu tarih. Bu da asla Temmuz'dan önce değil asla Eylül'de değil Ağustos ayında olması mümkün Çünkü asırlardan beri Filistin'de Hurmaların toplanıp yenecek hale Doğum yapmış bir kadının ağzında çiğneyebileceği hale geldiği Olgunlaşma tarihi Ağustos ayıdır Ama dediğimiz gibi Ağustos da olsa Aralık da olsa İsa Aleyhisselam bağrımızda bir peygamberdir Ulul azm peygamberlerden biridir. Tarihi bizi çok ilgilendirmiyor. İmanımız, biz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ayırmadan onu iman ediyoruz ona. Bu sebeple doğum tarihiyle değil, niçin doğduğuyla ilgileniyoruz. Ama ortada da bir akıl var. Kur'an gün vermiyor ama Ağustos ayına ciddi bir işareti var. Velhamdülillahi Rabbil alemin.